Çeşme ve Bodrum'da gece gündüz hareket dinmiyor, plajlar dolup taşıyor. Ama İstanbul'da da durum pek farklı değil. İstanbul Boğazı'nın serin sularına girmek isteyenlerin uğrak noktası olan Rumeli Kavağı plajına gidiyoruz şimdi. Bakalım günübirlik tatilciler günlerini nasıl geçiriyor? İstanbul'un köpeğinde, Rumeli Kavağı'nda 4 farklı plajdan tatil manzaraları Magazin 8'te. Evet, eğleniyoruz. Ne varsa kalbinde, yak gitsin anıları. Bir değil bin kere geçti o yolları. Kim geri getirecek kaybolan yılları söyle. Bodrum'da, Çeşme'de, Antalya'da, Marmaris'te nasılsa tatil keyfi, Rumeli Kavağı'nda da aynı güzellikte. Sarıyer'den araçla 5, yürüyerek 30 dakika mesafede olan Rumeli Kavağı'nda 4 farklı plaj bulunuyor. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Dağlar, bayırlar, olsun yollar, hepsi hikaye. 4000 nüfuslu Rumeli Kavağı'na yaz aylarında her gün yüzlerce tatilci geliyor ve buradaki plajlardan işte böyle yararlanıyor. Hadi gel bir kibrit çak, şu kalbim alev alev yansın, sana alev alev yansın, bana külleri kalsın. Kavak ve Şahap buraların en meşhur can kurtaranı. Can kurtaranlık yapıyoruz burada yaklaşık bir 5-6 senedir. 5-6 kişiyiz de burada. Çok kalabalık olduğu günler daha fazla ekip arkadaşları da alıyoruz yanımıza. Bütün güvenlik, sahilin güvenliği bizden soruluyor. Bazı romantikler denize bakmaktan hoşlanır. Ancak Kabaklı Şahap o romantikleri 5'e katlayacak sürede denize bakıyor işi gereği. Sürekli denize bakmak gerekiyor. Hani göz sürekli insanların üstünde. Ebe olan kişiyi artık anlıyoruz çünkü yıllardır burada çalıştığımız için. Kolay oluyor yani, zorlandığımız pek bir nokta olmuyor. Elif Hanım çocukları ve yeğenlerini bu plaja getirmiş. Çok güzel, tertemiz, evet. Ya bayağı bir temiz. Geçen seneye göre bayağı bir temiz. Geçen sene biraz daha şeydi böyle, bulanık gibi bir şeydi ama bu sene bayağı temiz. Sarıyerli Elif Hanım hemen birkaç sokak ötede oturuyor. Çok da masraf yapmadık diyor. Düşünün şimdi ben 1 ve 3 kişi artı yani 4 kişi nereden baksanız 40 lira falan gibi bir para gidiyor. Yani 50 lira falan gibi bir para gidiyor. Fazla gitmiyor. Cüzi bir miktar. Evet, gayet iyi o konuda. Mutluyuz yani. Tatile Antalya'ya gitmektense, 5 milyar harcamaktansa burada aynı sevgiyi ve şeyi, mutluluğu yaşayabiliyoruz. Büşra ve Cansu şanslı İstanbullulardan. Kızlar merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ben Büşra. Ben de Cansu. Büşra ve Cansu. Aynen. Evet. Arkadaş mısınız kardeşim? Kuzenim. Kuzen. Kuzen. Burada yaşıyoruz. Ne aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita. Cemali sözüyle, hissi celal ile, git gide anneme benziyor nafita. Elisa buraların en küçük tatilcisi. İyi misin? İyi misin? Alayım onu. Ne oldu sana? Öskürdüm. Öskürdüm. Adın ne senin? Elisa. 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 Evet. Kaç yaşındasın Elisa? Bir. Kaç yaşındasın? 2,5 söyle. 2,5. 2,5 ablası. Göster bakayım 2,5'u bana. Elinle gösterir misin? Kocaman. Rumeli Kavağı'nda tatil keyfini bize Elisa anlatıyor. Ben abimle yüzüyorum. Abiyle yüzüyorum. Başka nasıl yüzüyorsun? Topuğu Meryem'i ayakta. Ayakta yüzüyor. Elimi tutuyor annem, ayakta yüzüyorum diyor. Vay canına. Teşekkür ederim, sağ olun. Sebahat ben. Buralarda oturuyoruz. İzinliyiz bugün. Bir kaçamak yaptık çocuklarla. Rumeli Kavağı plajında bir doktor bile görevli olarak hazır bekliyor. Doktor olarak görev yapıyorum. Ahmet, ismi Ahmet. Burada oluşabilecek işte boğulma vakaları, işte düşmeye bağlı travmalarda ilk müdahaleyi yapmak ve hastayı tekrar hayata kazandırmak için burada bulunuyoruz. Genelde çok basit travmalarla karşılaşıyoruz. İşte deniz anası alerjileri oluyor. İşte kas
yaralanmalar oluyor, ters hareketlere bağlı. O tür müdahaleler şu anda yapıyoruz.